Peki bir hocam, de Fatih Sultan Mehmet'in bir madalyonu var. Güzel. Evet. Üzerinde Bizans İmparatorluğu yazılı. Kayseri Rum. Kayseri, hayır, Latince. Bizans yazılı. Evet. Yani Bizans demek o devirde hakikaten vardı o tercüme. O İstanbul kastediyor. Zannedersem şeyde o. British Museum'da. Bir madalyonu evet, vardır. Evet, evet. Birkaç yerde var. Şeyden evet. Onu biliyorum. Oradakini görmüştüm. Hmm. Bir emperare bir şey diyor. Bizans. Yani bir Bizans İmparatorluğu yazısı var üzerinde. Evet, doğru. Ya Bizans tabiri İstanbul şehri için kullanıyorlar. Bizans'ı da kullanıyorlar. Evet, ama Roma devlet geleneğinden Romalı olmaktan övünüyorlar. Ya yani bunun için de miras kullanıyorlar. Ama bir olay var. O ne zamana kadar bu olay oluyor aslında? 1204'e kadar. Hmm. Bugünkü Yunanlılar kendilerini yani Helas, Yunanistan'ı da Helada diye nitelendiriyorlar. Elada olarak nitelendiriyorlar. Onun sebebi şu. 1204'te yani Latinler gelip İstanbul'u 4. Haçlı Seferi ile işgal ettikleri zaman diyorlar ki biz de Romalıyız yani Latinler. O zaman Ortodoks olup da Romalı olduğunu iddia eden Bizanslılar eğer bunlar Romalıysa, Hristiyansa biz neyiz? Bir farklılığımız olmalı diyorlar. Ve kendilerini Atina ile Selanik arasındaki bölgeye Helas teması deniliyor. Bir coğrafi bölge olarak. Aslında tüm Yunanistan'ı kapsayan bir yer değil. Bu Heraklius'tan sonra kurulan tema sistemi içinde. Helas diyorlar. Elada diyorlar. Kendilerini o zaman Helas diye adlandırıyorlar. Ve bazı tarihçiler mesela modern Yunanistan tarihini 1204'ten sonra başlatırlar. 1204'e kadar olan kısmı Roma tarihi olarak kabul ederler. Buradan hareketle kendilerini yani Helas ve ülkelerini de Elada diye nitelendiriyorlar, kullanıyorlar. Bugün de bu geçerli durumda. Efendim, evet. Hocaya çok teşekkür ediyoruz. Çok enteresan şeyler anlatıyor ama bazı seyircilerimizden bir ricam var. Burası Müslüman ülke, Bizans'ı niye konuşuyorsunuz diyen birkaç zamanlı ya. Eğer kardeşim senin imanın burada Bizans'ın konuşulmasından bile sarsılacak dereceyle ise sen önce bir imanlı ya ölç ya tecrid-i iman eyle. Yani yenile bir şey yap. Yani bu kadar böyle bir şey olmaz. Yani isterseniz Allah'ım yarabbim. Yani İslam tarihi için de Bizans'ın neden ya, önemli şey olduğunu da bahsedebiliriz. Yok efendim, bunları ciddiye almayacaksınız da bunlar bir cevap istiyorlar. Mutlu oluyorlar böyle şahlayınca. Şimdi biz böyle konuşunca acaba biz İslam'dan uzak insanlar diye mi görüyorlar? Vallahi yoksa? Hocam benim bir tezim var. Bir gün buraya inşallah bir hocam, konuk... Hocam Aziz Nesin'in sözü mesela evet. O. Bir... Yok aman aman. Mesela buraya aman. Bir konuk aldığımızda mesela Bizans böyle uzmanlarımız var. İran'la ilgili var ama böyle çok daha uç uzmanlar. Mesela bir gün bir konuk çıkardık altında Viking tarihi uzmanı yazıyorsa Türkiye o zaman büyük devlet olmuştur. Benim kanaatim odur. Evet, temellere başladık yani. Farklı çok haklısın. Milletleri çalışmak son derece önemlidir. Şöyle... Çok soruyorlar. Devamlı gelen bir soru. Çünkü onun için soruyorum. İmparator mezarlığı neresi diyorlar? Bizans İmparatorluğu. Evet, onu söyleyelim. Özellikle son dönem için yani en çok Pantokrator Manastırı. Pantokrator yani, şeydeki. Evet. Unkapanın üstündeki. Unkapanın üstündeki yerdeki Pantokrator Manastırı. Zeyrek. Buraya bütün, Zeyrek Camii. Evet, Zeyrek Camii. Zeyrek Camii, evet hocam. Zeyrek Camii bugünkü. Bütün imparatorlar buraya defnediliyor. Bu manastıra defnediliyor. Yani paleologosların neredeyse tamamı. Nerede orada? Orayı bilirim ben çünkü. Bunun altında genelde o manastırlarda mezarlıklar bulunuyor. Manastırın altına defnediliyor. Ama onun altında bir sarnıç var şimdi. Sarnıç gibi bir şey var. Özel limon deposuydu. Şimdi restore edildi. Bunun üzerinde sanat tarihçileri çalışıyor. Değişik bölümleri var hocam. Bu, hocam ben Bizantolog olduğu söylenen sanat tarihçileri yazdıklarına inanmıyorum. Hiç kusura bakmayın. Şeyler yok, o kadar çıktı. Da değil hocam, artık. Hocam kazılarından sonra yeni kapı kazılarından sonra İstanbul'un evet. Bütün sınırları değişti. Hangisine inanacağız? Bir şey daha sormak evet. istiyorum. Buyurun. Peki bu şeyde Topkapı Sarayı'nda ve arkeoloji müzesinin önünde olan porfir lahitler. Evet. Nerelerden çıktı? Şimdi bunları porfiro tabiri aslında Bizans'ın imparatorluk rengi. Evet. Yani erguvani. Erguvani mor renk olduğunu söyleyebiliriz. İmparator bu rengi vurgulamak için saray inşa edilirken Mısır'dan
bu erguvani renkteki taşları getiriyor. Taşları ve mermerleri getiriyorlar. Hmm. Ve özellikle mesela imparatoriçelerin odası porfiro renkte mermerle, imparatorluk rengi tabii olarak. Mesela burada doğan, babası imparatorken burada doğan çocuklara da porfirogenitos. Evet. Yani mor odada, erguvani odada doğmuş olarak kullanılıyor. Ya yani bunun ana kaynağı Mısır olarak söyleniyor. Ama bu hayır, bu ölçüde lahitler nereden çıktı? Getirildi oraya. Yani onu bilmiyorsun. Bunu benim cevap vermem buyurursa, lazım belki. Tabii. Yok, veremiyorum. Peki Fatih Camii'nin unuttum bulunduğu yani, bölgede unuttum. Bir mezarlık evet var mıydı? Tabii. Havariler Kilisesi, 12 Havariler Kilisesi buradaydı. Hı-hı. Şeyde ya de bu yok muydu? Sarayburnu, yani Topkapı Sarayı'nın olduğu civarda da mezarlık yok muydu? Nerede hocam? Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı orada da bir civarında mezarlık var herhalde. Olmalı, muhakkak olmalı. Yani Ayasofya'da. Öyle hatırlıyorum gibi. Orada küçük ve belki büyük Ayasofya'da. Hocam seyircilerimiz evet şeyi çok soruyorlar. Bizans'a meraklılar. Buyursun. Dinden çıkmak üzerelermiş. Bir kafaya göre. Bizans'a merak malum. neyi okuyarak başlamalıyız diyorlar. Evet. Bizans tarihine. Şimdi şunu söyleyelim. Yani bütün dünyada klasik kitap Bizans'la ilgili olarak Ostrogorski'sinin Bizans Devleti Tarihi'dir. Hı hı. Fakat bu kitap hem lisans, hem yüksek lisans, hem doktora seviyesinde bir kitaptır. Ve ilk başlayanlar için ağır gelebilir. Ama Bizans hangi aşamada çalışırsanız çalışın, bu kitabın olması gerekir. Evet. Elinizin altında. Talbot Rice. Ostrogoski'nin. Tarih kurumu. Rice'in kitapları da sosyal. Fikret Bey'in çevirmişti galiba. O mu? Tarih evet, Fikret Bey'in çevirdiği kitaptır. Evet. Tarih kurumu yayınları arasında da neşredilmiştir. Allah rahmet eylesin. Fikret Bey'in çok tecrübesi var öyle. Evet. Bizans üstüne Işın Hanım'la birlikte evet çok çalıştılar, evet, çok eser verdiler yani evet her ikisi de. Yani rahmetli anıyoruz. Yani. Fakat bunun dışında son zamanlarda yani ben öğrenciyken yani yılda bir kitap çıkarken doğru yani Bizans üstüne artık neredeyse haftada bir kitap çıkıyor desem yerinde roman da çıkıyor, diğer çalışmalar da çıkıyor. Ya yani bu yönüyle Türkiye'de aslında bir yani bir Rönesans patlaması diyebilirim. O Bizans'la alakalı değil ama bütün ilgili alanlarda. Bütün Türkiye'de alanlarda tercüme altın çağını yaşıyor. Evet, Türkiye'de tercüme faaliyetleri. Tercüme altın çok şükür Allah'a. Ama telif öyle değil hocam. Telif yerlerde sürünüyor maalesef. Evet. Telif eser çok sayıda. Erhan Bey sosyal içtimai görüşlerinizden istifade ediyoruz. Sosyal içtimai görüş değil. Hocamızın bir ediyoruz şey yapalım lütfen. Buyurun. Evet, mezarlıklarda kalmıştık. İmparator mezarları. Evet. Peki Fatih Camii'nin imparator mezarlığı olduğu söylenir diyorlar. Burada onu 12 Havariler evet Kilisesi var. Bunun üzerine inşa ediliyor. Tabii 12 Havariler yani Osmanlı'dan önce de Fatih bölgesinin bir kutsallığı yani dini açıdan bir mekan olarak önemsendiği açık yani burada. Levent Bey, her kutsal sayılan mekanın etrafında muhakkak ki mezarlık da olacak evet gibi geliyor bana. Öyle oluyor. Mesela yine hem İslam tarihiyle bağlantılı olarak söyleyebiliriz. Mesela Eyüp semti. Eyüp semti mesela Arapların İstanbul'u 4 kere kuşatması var. Bunlardan 3'ü Emeviler döneminde, birisi Abbasiler döneminde. İlk kuşatmaya yani Eyüp Ensari Hazretleri de katılıyor. Ve biliyoruz Eyüp Ensari Medine'de peygamberimizi 7 ay boyunca misafir eden, sancaktarlığını yapan bir kişi olarak bu kuşatma sırasında burada vefat ediyor. Evet. Yani işte İstanbul'un fethi sırasında biliyorsunuz Akşemseddin tarafından yeri. O biraz daha sonra. Sonrası, fetihten sonra orası olduğu söylenerek Eyüp semti oluşuyor. Doğru. Ve bugün de sanıyorum kutsal topraklar Kudüs'ten sonra belki de doğru en çok ziyaret edilen İslam dini açısından mekanlardan doğru biri. Sahabe en çok sahabe ziyareti yapılan bir mekan olarak doğru oluşuyor. Dolayısıyla halk tarafından yani dini özellikleri açısından kutsal sayılan, önemsenen İnsanlar evet burada daha yakın olmak istiyorlar. Şey de çoktur.
Osmanlı devlet ricalinden Eyüp'te yatan çok insan var. Dala evet. Mustafa Paşa'lısı. Yani Eyüp'e gömülen çok devlet adamı var Osmanlı'da. Evet. İşte en son Mehmet Reşat, Sokulu Mehmet Paşa'sı şey, Lala Mustafa Paşa, Beşir Ağa. Çok orada üst düzey devlet adamı. Mezarlığı gibidir. Süleymaniye Eyüp. Doğru.